Arkadaşlar merhaba, PartTube'a hoş geldiniz. Bugünün konsepti yine klasik kokteyller tabii ki. Sizden gelen yorumlar sonrasında sırayı vodka martini'ye ayırmak istedik. Ve vodka martini, yani martini. Peki martini nedir? Ben bir martini alabilir miyim dediğinde sana vodka martini mi gelir? Direkt vermut mu gelir? Marka olan martini mi gelir? Yoksa cin mi gelir? Kardeşim şimdi martini'yi sipariş ediyorsun. Sana ne geliyor? Dünyanın en zor siparişinden bahsediyoruz arkadaşlar. Martini siparişi alma. Şimdi canlandıralım mı? İster misin birazcık daha? Ben bir martini alabilir miyim? Tabii efendim. Vodka mı cin mi? Nasıl yani? Direkt doldur getir işte içine. Kırık buz at, zeytin at. Arkadaşlar öncelikle bunun kokteyl martini olduğunu unutmayın. Herhangi bir özel isim değil yani. Sen okey misin? Anladın mı? Özel isim değil. Arkadaşlar martini kokteyli bundan 120 yıl önce çıkmış zaten. Ve içeriğinde cin varmış ve yoğun. O zaman vermutla cin oranı hemen hemen aynıymış zaten. Sonrasında günümüzün toplumuna doğru geldikten sonra Ruslar vesaire Amerika pazarına doğru girmeye başladıktan sonra hayatlarına vodka da girmeye başlamış. İçkilerin içerisine vodka'yı almaya başlamışlar. Ta ki 80'li yıllarda hayatımıza James Bond diye bir karakter girene kadar. Sonrasında zaten sipariş alma çılgınlıkları başladı ve hikayeler başladı. Shake and not stir. Yani beni çalkala alma karıştırma. Karıştır sadece. Ne olur çalkalama. Yani çalkalamak dediğiniz aklınıza gelen çalkalamak diye biliyorsunuz değil mi? Shaker'ın içerisinde çalkalamaktan bahsediyorum. Farklı farklı yöntemler var ve hepsi farklı martini türlerini oluşturuyor. Bazı, vodka veya gin ama. İçerisine de tabii ki birazcık dry vermut ilave ediyorsunuz. Arkadaşlar ben bir martini istiyorum. Sorusuna cevap olarak yapabileceğiniz en olumlu şey cin mi, vodka mı? Ben vodka alayım. Peki, limon mu, zeytin mi? Shaker mı, stir mi? Uzatma işte, getir kardeşim cevabını alacağınızı biliyorsunuz ama. Martini'nin doğru servisi için bu, ne yazık ki. Dönemin devlet başkanları falan bu vermut hayatlarından o kadar çok çıkarmaya çalışmışlar ki işte dry martini vesaire öyle gelmiş. İçerisinde vermut olma zorunluluğu yok neredeyse. Difrizden çıkartılan buz gibi cini veya vodka'yı da martini kadehine süserseniz eğer bu eşittir bir martini oluyor. Ve bardağına ismini veren kokteyl olmuş kendisi. Ve vodka martini yapalım o zaman. Bunun için ilk önce bardağımızı soğumaya alıyorum. Buzsuz servis edilen kokteyllerin içme süresi 7 dakikadır arkadaşlar. Yani buzsuz olarak martini kadehinde sana bir kokteyl geliyorsa 7 dakika içerisinde içmen gerekir. Ve soğukluk derecesi -2 ile 0 derece arasında olması gerekiyor. Yani iyi bir martini yapmak istiyorsan ölçünde olması gerekiyor. Mixing glass'ımı soğuttum arkadaşlar. Bir sulanma oldu. Ve içerisine sadece birazcık dry vermut koydum. Ortalama 1 siyah kadar. Ama bu yöntemin adı, farklı bir şey göstereceğim size. Bunun üzerine direkt 6 siyah vodka koyarsam eğer ve karıştırıp bardağı süzersem bu standart vodka martini oluyor. Stir şeklinde yaparsak. Ama ben buzda yıkama yöntemini kullanacağım. Ve in and out dedikleri olayı yapacağım. İçeri ve sonra dışarıya. İçerisindeki vermut miktarı sadece ama sadece buzdaki eser miktardaki kadar. Yıkama yöntemi. Arkadaşlar 6-7 siyah kadar vodka kullanmanız, pure bu vodka kullanmanız özellikle çok önemli bunun için. Bardağım yeterince soğuk. Ve süzüyorum. İçerisine bir parça yeşil zeytin atıyorum ve limon zest de yapıyorum. Çünkü misafir neyle servis etmeme değil, getir lan artık dedi. Ben de riske atmadım. Hem zeytin koydum hem limon koyuyorum. Zest yöntemini üzerine sıkacağım. Hafif yağlı bir katman oluyor zaten. Burunda ilk olarak aromalı bir vodka çağrıştıracak bize. Sonrasında da limonun kenarlarını düzelteceğim. Geliyorum ve bir çizgi attım ve diğer tarafa çevirdim. Ve yine aynısını yapıyorum. Ve bunu diğerinin içerisine sadece bırakıyorum. Şu şekilde ve içerisine atıyorum. Ve vodka martinimiz
hazır. 7 dakika içerisinde içmemiz lazım. O yüzden kanalı hızlı kapatmam gerekiyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.